Sayın Gazim, sizi tanıyabilir miyiz? Ahmet Aksu, Çalış Kasaba doğumluyum, Neozellik doğumluyum. Nere? 74'te Kıbrıs'a, Kayseri'de askerdim, komando. İndirebilirim değil mi şimdi? İndir. 74'te Hava İdman Birliği'ndeydim. Oraya ilk inen bizdik. Sabah 7'de Kıbrıs'a indik. 2 tabur, 4 tabur komando birliği. Sabah 1. 2. tabur atlayış yaptık. Bu saatlerde de 2. 3. 4. tabur geldi. Sonra Erdir komandolar bizim desteğimize, onlar helikopterle geldiler. Erdir'de Acem Birliği, Usta Birliği vardı. Beraber geldiler. İlk gün orada Boğaz'da kaldık. İkincisi sabah Kadife Ali'ye, bu saatte de Kadife Ali'ye çıktık. Bugün olsa yine gider misin? Buyur. Bugün olsa yine gider misin? Vallahi tereddüt etmeden. Yanımda 3 kişi öldü, halen daha bugünkü gibi gözüm önünde. Peki az önce törende duygulandınız, ağladınız, gördüm. Nasıl bir duygu? Vallahi aynı duygu. İşte o gün Kütahya arkadaşım vardı takımdan. Onun da bir kızı var, benim bir kız vardı. Dedi ki kardeşim, ölsek bizim hanımlar evlendi dedi. O gün bir saat sonra şehit oldu. Gir dedi. Ruhları şadır. Geçen sene işte benim arkadaş, onu bir oradan anlatayım ben. Ankara'lı Kütahya'ya gitmiş. Bulmuş evini, evlenmemiş. Kızı da evlenmiş ama hanım evlenmemiş, hanımı. Arkadaş diyor ki, bir saat anlatır diyor ya. Bak Ankara'lı bir arkadaş 45 sene sonra buluyor, 45 sene sonra. İkisi de kadını alıyor, arkadaşı bağlıyor. Ruhları şad olsun. Aynı bu duygu. Teşekkür ederim. Kadife Ali'ye çıktık. İkinci sabah işte bizim ben tesisçiydim, ileri gözetleyiciyim. Yanımda Astubay Çavuş vardı. Allah Allah çınlasın, Hasan Şener diye Muğlalı. O benden bir yaş küçüğüydü, o 54 doğumluydu. Suratında tüy yoğdu. Girneye taarruda kalktık. Ben tesisçiydim. Anapereci on hava takımına komut veriyorduk Astubay'la. Barut hakkını artırın, işte ileri yakın düşüyor havan mermisi 5 kilometre, 7,5 kilometre azami menzili havanın. %10'luk havan adı bizimkiler, bizim havan. Biz Astubay'la 3 kilometre önde gidiyorduk. Her taraf çalı, çırpı, İran nereye gitsen çalının üstünden atlıyorum. Sırtında telsiz, ana operasyon telsiz 12 kilo. İki depo telsiz var 8 kilo, 20 kilo sırf yüküm o. Silahım var, 3 jargürüm var, 350 mermi var, çadırım var. Biz bundan taarruza kalktık. Allah'a çok şükür Girne'yi aldık. Hatta çıkarken Kadife Ali'ye bir hapishaneymiş, bırak, boşaltmışlar. 3 tane varil var, vallahi yemyeşil koymuş su. Oradan matrafı doldurdum, su yok. Yemişin suyu doldurdum matraya. O su ayak mıydı? 50 kar var. Göm yeşil. Onu doldurdum. Aşağı indik. Komutan su istedi. Kalabalık askerler. Dedim komutanım su yok. Şimdi versene hepsi isteyecek. Dolandım geri verdim. Dudaklar yarıldı vallahi korkudan. Astımayın dudağı yarıldı. Kan doldu. Komutanım ne oldu dedim. Yani o kadar korktu. Edramızda hava top mermisi yağıyor. Son olarak. Bugün olsa yeniden gider misin? Vallahi hiç tereddüt etmeden. Ben paraşütçüyüm. Ama dizlerimin ikisi de protez. Hiç vallahi hiç aklıma gelmez. Hatta 10. atlayışı Kıbrıs'a yaptık. 10. atlayışı. 46 uçağıdık. Bak anlatayım, 46 uçağıdık. Biz bilmiyoruz. 350 metreye biliyorduk. 250 metreye atmışlar. Rahmetli Bedrettin Montan'ım anlattığı Facebook'ta gördüm. Bizi 250 metreye atmışlar. 46 uçağıdık. Ya, karşı karşıya atmışlar. 23'ünü bir. İnince ben 10. uçaktaydım. Benim uçağım C-47 idi, hiç unutmam. Zaten C-47 vardı. C-160, C-130 vardı uçaklardan. 3 çeşitliydi. İkisi, birisi en küçüğü 18 kişiliydi. Ben 10'daydım. Kapısı falan yoktu. Küçük uçak. Öbürleri de 60 kişiliydi. Elini indir. 60 kişiliydi. Bunlar biz, ben 10. uçaktaydım. İndik. Zaten paraşütün açılması bir atladın mıydı? 10 kelebek dolandırır. Dolaşı açılmadan biz yere indik. Zaten sıhhiyeler, sıhhiyenin bacağında şey vardı, sedye, onları açamadı. 3 metre, 4 metre kolonu var. Bacağında çabuk açılır kilidi var. Kimse açamadan yere indi. 81'lik havanlar aynen bacağında. Devam.
bacağında, onlar da hiç açamadılar. Açamadan yere indik. İndik ki Rumlar Lefkoşa'da birbirine ateş ediyordu. Lefkoşa'ya zaten biz Lefkoşa'nın tam kuzeyine indik. İndik. Ondan sonra bir saat yerde yürüdük. Bizim de bize zaten toplanma bilgisi verdilerdi. Yürürken Rumlar çevirdi. Makarıyorsun hani Lefkoşa'lar birbirine ateş ediyorlardı o anda. Çevirdiler topu havanı bize. Arazide zaten biz paraşütleri bıraktık, torbalarına koyduk, yürümeye başladık toplama bölgesine doğru. Orada 3-4 kişi yaralandı top mermisinden. Bir karakol diye karakola vardı, orada karakolmuşlar, boşaltmışlar. Ama ekinler yanıyor, arazi yanıyor, hiç ekinler daha işlenmemişmiş. Mutfağa bir girdim, çay var, şeker de var, bir torba ekmek var, kurumuş ama. Ondan sonra komutanım derdi ki, kulaklar çınlasın, Atıf yurda kurudu. Derdi ki, Erat, sporunu yap, mevzide kahveni iç derdi. Oraya vardım, çay denmedim, komutanım bir tatlı oturuyor. Çay haberi yok, çayı götürdüm, komutanım senin bir lafın vardı dedim. Sporunu yap, mevzide kahveni iç diye. Lan Allah diyeyim, neden buldun dedi. Allah'a şükür orada çayımızı da içtik. Girneyi biz aldık. İkinci tabur olarak da, Allah'a çok şükür. İşte yanımda 3 kişi öldü. Yanımda biri Kırşehirliydi, biri Sivaslıydı, biri de Kütahyalıydı. Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun. Unutamıyorum onları. Hala daha gözümün önünde. 3-4 kişi daha yaralandıydı. Onlar da ailenin gözümün önünde. Allah'a şükür Gazze'den bir kişi öldü şu ana kadar. Öbürlerine de halen irtibatımız devam ediyor. Bugünkü gibi. Allah ruhlarını şad olsun. Şad olsun.